Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere milli piyangoya para nasıl yatırılır onu anlatacağım size arkadaşlar. Arkadaşlar videoma geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an videomuza geçiyoruz. Ben 20 liraya yatırmıştım. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? İlk önce ya da Vakıf Bank olur ya da Ziraat Bankası olur ya da bilme ya da PTT Bank olur. Siz oradan giriş yapacaksınız arkadaşlar. O da ödemeler kısmında ödemeler kısmı diye bir yer çıkacak. Şans oyunları çıkacak. Şirket hangisi nesine.com da var. İşte maç oynama gibi yerler de var. İşte ne bileyim işte orada yazıyor artık Milli Piyango var. Hangisine yatırmak istiyorsanız TC kimlik numarasını giriyorsunuz. Ama arkadaşlar anne ya da babanın hesap internet bankacılığı üzerinden giriş yaparsanız TC kimlik numarası uyumlu olmadığı için olmuyor. Bunun için güvenlik önlemi alıyorlar. Senin hesabın TC kimlik numarasına kayıtlıysa ondan olabilir. Yani senin başka bir hesabında yani başka hesapta para yatıramazsın. Kendi TC kimlik numaranı Milli Piyango üzerinden. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Giriyoruz. Vakıf Bank yazıyoruz arkadaşlar. Videomuzu durduracağız arkadaşlar. Şifremi gireceğim. Evet arkadaşlar ödemeler diye bir kısım var, oraya giriyoruz. Şurada şans oyunları diye bir kısım çıkacak. Oraya giriyoruz. Kurumunuzu adını belirliyorsunuz. Billioner.com, 1e1.com, Milli Piyango, Misli.com, Esna.com, Oley.com, TJK.com, Tutur.com. Biz Milli Piyango'yu seçiyoruz. Buraya TC kimlik numaranızı giriyorsunuz. Yani arkadaşlar Milli Piyango'da oynadığınız TC kimlik numarasını giriyorsunuz. Bu zaten bu hesap, bu internet bankacılığa girilen hesap benim TC kimlik numaramı kayıtlı olduğu için başka hesap yani burada oluyor. Yani başka hesapta olmuyor arkadaşlar. Mesela atıyorum birisinin TC kimlik numarasının sonu 36-45'tir mesela. Seninki de 34-28'dir. 34-28 ise 38 34-28 34-28 olursa hesaplar ikisi aynı olursa ondan sonra siz para yatırabiliyorsunuz. Şu an arkadaşlar TC kimlik numaramı giriyorum arkadaşlar. Ödeme tutarı arkadaşlar 10 lira. Evet arkadaşlar burada gözüküyor zaten. Bunu hemen devamı bastığınız gibi işlemini sağlıyor. İki defa onayla dedikten sonra bu kadar arkadaşlar. İşliyor da ücret alıyor sizden. Ödeme ücreti. Başka bir şey yok arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu hesaptaki isminizle yani sicilinizdeki bu mesela Serkan Özkaya diye bir hesap olursa örnek veriyorum. Eğer ki senin Milli Piyango'daki isminle aynı olursa, eğer sicilinle aynı olursa ona soru oluyor. Yani olmuyor. Buna ilgili birçok sorular geldi. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.